Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde açı konusundaki merkez açı ve çevre açının kazanım testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda AB çap denmiş yarım çember verilmiş. Burada 30 derece var hemen gördüğü yaya bakıyoruz 60 yapar. Burada 20 derece var gördüğü yayda kaç yapar 40 yapar. Şimdi burası çapsa çemberin ölçüsü 360 derece yarım çemberin ölçüsü de kaç derece yapıyor? 180 derece yapıyor yarısı olduğu için. E 60-40 daha 100'ü burada. Tamamı 180 ya. E o zaman buraya kaç kaldı? 80 derece kaldı. 80 ise merkez açıdan dolayı bak burası da 80 derece olur. Yani birinci soru Edremit oldu. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda neler verilmiş? Çevre açı var gördüğünüz üzere. 50 ise gördüğü yay direkt 100'dür. 60 ise gördüğü yay direkt 120'dir. E çemberin ölçüsü 360 derece. Bu 500 yazmışım buraya. 100 olacak burası. 220 burası. E o zaman 220 ise 360'a tamamlayan açısı burası kaç derecedir? 140 derecedir. E merkez açıdan dolayı gördüğü yayın ölçüsü eşittir. Yani burası 140 derece yapar. Cevap denizli oldu. ikinci soruda geldik 3'e. Çevre açı var. 35 ise gördüğü yay nedir? 70'tir. Sonra eşkenar üçgen denmiş. Hocam bu eşkenar üçgen 60, 60, 60 60'tır burası. Ve 60 ise bak gördüğü yay burası 120 yapar. 70'i buradaysa buraya 50 kalır. E çevre açıdan dolayı yarısı hikayesinden X'i de 25 derece olarak buluruz. Yani cevap 25. Denizli çıktı 3. soruda. Geldik 4. soruya. Şimdi 100 derece verilmiş. 100 ise hemen gördüğü yaya bakıyorum. 100 ise gördüğü yay 200'dür. E çemberde şu çap verilmiş. Çap 2 eşit yarıya ayırır. Yani burası 180 yapar. Hocam tamam 200. Burası 180 ise buraya 20 derece kaldı. Ve çevre açı var burada. Gördüğü yayın yarısıdır. Yani X'i böylelikle 10 derece buluruz. 4. soru Akça yaptı. Geldik 5. soruya. Hemen 30 sa bak gördüğü yaya yazarız 60. Ama burada 70'e ait bir çevre açı falan filan var mı? Yok. O zaman bir şeyler yapmamız lazım arkadaşım. Yani bir şeyler çizmemiz gerekir. Dediğimiz an en etkili silahın yarıçap olduğunu unutma. O zaman yarıçap çizelim. Öyle kafamıza göre şuradan şuraya uzatayım, buradan buraya çizeyim değil. Çember üzerindeki noktaları çizeceğim. A var, B var, C'ye çizdim mesela. Bu yarıçap ya, yarıçap çizdikten sonra yarıçap uzunluklarını da, eşitlerini de unutma. Bu da eşit, bu da eşit, bu da eşit. A x kenar çıktı burada. hocam 70 ise burası da 70 derecedir. E o zaman burası ne oldu? 30'u buradaysa buraya 40 kaldı. Hocam şu açıyı yazmaya gerek yok. Çünkü şurada da bir ikiz kenar var. X'i direkt 40 derece olarak buluruz. Evet cevap Edremit yaptı 5. soruda. Bir şey çizeceğiniz zaman ek çizim olarak şunu unutmayın. En etkili silahımız yarı çap. Geldik 6. soruya. 40 ise 180'den 40 çıkart 2'ye böl. İkiz kenar üçgen var çünkü 70-70. Üçgen bilgilerini hala daha kullanıyoruz burada. CD ile BC birbirine eşit verilmiş. Tamam 40 derecede verilmiş. Eyvallah. E hocam X'i bulmaya çalışacağız. X'i bulmak için şu yayı bulmam lazım. Aa 70 bu yayı görüyor. 70 ise gördüğü ya 140. 140 ise burası da 70 mi yapar? Evet cevap 70 yaptı. Yani Deniz diye yaptı 6. soruda. da. E o zaman böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda iç açı ve teğet. kiriş açı testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.